Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google Earth Pro'dan nasıl yer bakılır ona bakacağız. Daha önceki videolarımda bazı sorular sorulmuş. Bu nasıl yapılıyor? Şu nasıl oluyor gibisine. Daha öncekilerde herhangi bir konuşma falan yapmadım. Bu videomu konuşarak anlatmayı uygun gördüm. Onun için başlayalım. Kafamıza göre ilk önce Google Earth Pro'yu çalıştıralım. Daha önceden kafama göre bir yer buldum ben. O da en güzel yer neresi olabilir? Tabii ki de Çanakkale. Çanakkale bölgesine gidelim. Daha önce gezinip de bulduğum yer şurada. Devam edelim. Şimdi bazı arkadaşlar yaparken çok yalan yanlış şeyler yapmışlar. Galiba hani ya iyi izlememişler ya da ezbere yapmışlar. Şimdi arkadaşlar yerimiz burası. Burası daha önce işlem yapılmış mı? Kazılmış mı? Malzeme alınmış mı? Alınmamış mı? Ona bakacağız. Şimdi ilk etapta bu şekilde tarama yaparsak yanlış yaparsınız. Şuradan direkt dikey açı olarak ayarlayacaksınız. Kaydıracaksınız. Tekrardan yapalım. Aşağıya inelim. Kaldıralım. İndirelim. Şu anda tarayacağımız bölge bu ufak bölge. Yani noktasal bölge. Herkesin istediği, bana sorduğu noktasal bölge nasıl bakarız diye. İşte noktasal bölge bu şekilde bakacağız. Şimdi gelelim yol çizgimize. Yol çizgimizi buraya Çanakkale diyelim. Daha sonra ayarlardan kafamıza göre herhangi bir renk sarı olsun diyeyim. Daha sonra kalınlık olarak da 5 diyeyim. Ölçümler mil olarak seçildiği için siz burada santimetreye çekin direkt. Santimetre. Daha sonra kaydıralım şuraya. Buradan şöyle bir dairemizi şöyle bir çekelim. Maksat dışarıya taşma yapmayalım, yapmasın diye. Şimdi benim yaptığım bu şekilde küp, ufak oda gibi yerleri bulabilirsiniz. Çünkü noktasal görüyor. Şimdi burada ince ayrıntı olarak yapacağınız her yerin üstünden şöyle 3-5 kere geçin. 3-5 kere geçeceksiniz devamlı böyle. Yani boşluk kalmayacak. Sanırsam şurada ağaçlar var. Şu şekilde yavaş yavaş tarayalım. Bu şekilde devam edelim. Rengi birazcık değişiklik olsun dedim. Hep aynı renk yapıyoruz işlemimizi. Bu şekilde taramamızı yapalım. Şimdi arkadaşlar ayarlarda bir eksiklik, bir atlama yaparsanız, örnek veriyorum, koordinat burayı yapıyorsunuz ya, baktığınız zaman koordinata sizi 3-5 kilometre ileriye atar. Öyle hatalar alıyormuş arkadaşlar. Onun için hani dikkatli yapın, düzgün yapın, hatasız olsun işiniz. Yani demek istediğim, işlemi burada yapıyorsunuz ya, şimdi şu çizgisini bitireyim. Şöyle boşluk kalmadan doldurayım. Şöyle güzelce tarayalım. Üstünden ne kadar çok geçerseniz o kadar aşağıyı iyi tarar. Şimdi demek istediğim, arkadaşlarım bazıları burayı işaretledikten sonra koordinatın yerine baktıklarında, yani şöyle 3-5 kilometre ileriyi falan gösteriyormuş. Silelim. Şöyle silelim. Dediğimizde kaydımızı yapalım. Kaydet. Şimdi yerimiz burası. Sağ tıklayalım.
Yeri farklı kaydet. Diyoruz CML dosyası. Neresi? Masa üstü. Okey. Şimdi indirelim aşağı. Nerede? Burada dosya. Ben daha sonra bu dosyaların hepsini bunun içine atacağım. Yükleyeceğim. Siz videonun altındaki linkten indirirsiniz. Çünkü bazıları diyor ki yok ya, yaptın da biz görmedik de. İşte sen yapıyorsun da bizden gizliyorsun da falan filan. Kardeşim bütün dosyaları buraya koyacağım. Tamam mı? Buradan kendini bul yap. Şimdi ne yapacağız? Dosyamızı döndüreceğiz. Gelelim dosya seç. Benim diğer videolarımda bu site hepsi kayıtlı. Oradan bakabilirsiniz. Buradan ayarımızı alalım. Yaptık. Converter. Dediğimizde şu anda burası oluyor. Şöyle bakalım. Şimdi geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız sizlerle. Ben şuradaki koordinatları aldığımda bakalım burayı bize verecek mi? Onun için şöyle kaydıralım. Şöyle kaydıralım. Kopyala. Yapıştır. Boşluk. Şimdi 26 alalım. Kopyala. Arasına bir boşluk bırakıyorsunuz. Tamam. Dediğimizde bakalım bizi nereye götürecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki aldığım koordinat tam burasıymış. Yani işlemimiz doğru gidiyor. Bunu indirelim aşağı. Şimdi bu dosyamızı indirelim. TXT dosyası olarak. Şuraya kaydıralım. Bunu da indirelim aşağı. Bunu yanına koyalım. Buraya da Çanakkale yazalım. Şimdi bunu NAT dosyasına döndüreceğiz. Onu da Surface 15 programı. Bu programlarda sizde yoksa benim videolarımda bu programların fullleri var. Oradan alıp yapabilirsiniz. Yani benim şu anki kanalımda her şey mevcut. Gelelim dosyamıza. Masaüstü. Çanakkale dedik. Okey. Ne yapıyorduk? Burayı siliyoruz. Delete. Hemen üsttekine geç. Sağ tıkla. Delete. Burayı da komple del yaptığımızda sadece ABC kalacak. Daha sonra fileden sağ ve az kısmına geldiğimizde buradan DAT ya da CSV ne istiyorsanız onu DAT dosyası yaptığınızda masa üstü kaydet. Okey. Bunu kapatalım. Dosyamız buraya geldi. Bunu da buraya kaldıralım. Şimdi grid'e geliyoruz. Artık işlemeye geldik dosyamızı. Çanakkale DAT aç. Buradaki meridyenleri tersine döndüreceğiz ki aşağısını göstersin bize. Buradaki bölgede medyan Z'yi tıkladınız mı? Daha sonra isterseniz şunu da yazabilirsiniz. Ben yazmıyorum. Bazen yazıyorum, bazen yazmıyorum. Okey. Daha sonra
Advantage'e geldiniz. Arkadaşlar burada hata yapıyorlar. Bak, linear'a tıkladın. Burayı 3. Burayı da 90. Yaptıktan sonra okey. Burası biraz değişik olabilir. Şuradaki yazıya göre bul. No ne? Bunu da lineer yapacaksın. Yoksa hata verir. Tamam. Daha sonra yükseklik ayarları. En aşağı. En yukarı. Rapor versin mi? Versin. Şimdi bekleyelim. Şimdi arkadaşlar ben böyle videolar çekiyorum. Hani lütfen abone olun. Yoksa YouTube bizi kaideye almıyor. Yani abone olursanız sevinirim. Link aşağıda, hemen sağ altta. Yani emeğe saygı diyelim. Çünkü bayağı uğraştım ben bu iş için. Yani hemen hemen bir yılımı verdim uğraşmak için. Yani bir yıllık emeğimi bakın size hemen veriyorum. Hemen alın, yapın bir şeyler, uygulayın. Oldu. Bir yer denk getirdiniz, buldunuz. Devletten habersiz kesinlikle yapmayın. İzinli kazım yapacaksınız. Ne yapacaksanız yapın ama izinsiz yapmayın arkadaşlar. Başınıza iş alırsınız boşu boşuna. Raporumuz da geldi. Okey. Kapatalım. Hayır. Daha sonra indirelim. CSV dosyası buraya geldi. Şimdi tekrardan girelim. Buradan Calculus tıkladık. First. Hangi dosya? Tabii ki Çanakkale dosyası. Okey. Şuradakini kaldırıyoruz. Okey. Daha sonra tekrardan gidin. Şuradan Laplacian operatör diyoruz. Out. Out'a geldi. Artık bundan sonra işlemimiz out'la. Çanakkale'yle bir işimiz yok. Out'la yapacaksınız. Aç. Kaldır. Okey. Evet. Kayıt yapsın. Daha sonra filtre. Yani aşağının ayarını yapmaya geldi. Medianı tıkladık. Burası 9. Burası 7. İsterseniz bu ayarı filde de tutabilirsiniz. İsterseniz bu ayarda. Bu ayar biraz daha net gösteriyor. Hani biraz daha iyi gösteriyor diyeyim. Buranın da ignore'yi de, yani fil, normalde ikisi de fil oluyor. Siz bunu ignore'yi de tıklayın. Bu şekilde olsun. 90. Profse. Out. Tekrardan. Okey. Kaldırıyoruz. Okey. Evet. Şimdi işliyor. Tamamdır. Tekrardan filtre. Bazı arkadaşlar burayı da karıştırıyor. Bak, burası değil. Şu order 2'ye geleceksiniz. Order 2'yi tıkladın mı? Aynen. Browser. Out. Aç. Kaldırdı ki. Okey de. Evet. Ya biraz karışık gelebilir ama hani çok zor bir şey değil bak. Anlatarak yapıyor. 1. Tekrardan. Out. Aç. Kaldır. Evet. Tamamdır. Şimdi tekrardan Calculus. Laplacian'a geldik. Browse. Out. Aç. Tiki kaldırdık. Okey. Evet. Tekrardan filtre. Artık işlemimiz bitiyor yavaş yavaş. Buradan order'a geldik mi? Lower'a. 7. Browse. Out. Aç dediğimizde bu artık kaldırmıyoruz. En son. Okey. Evet dediğimizde
Yerimiz çıktı. Şimdi rengimizi verelim. Luat'tan uydu renkleri. Bu dosyayı da vereceğim videonun altında. Okey. Şimdi şöyle kaldıralım. Sağ tıklayalım. Kopyala. Yapıştır. Şöyle. Şu ayarını bir açalım. Malzeme var mı yok mu? Neyin nesidir belli olsun. Şimdi şurada iki tane bölge görünüyor. Birinde var bir şeyler. Biri boşaltılmış. Şuraya da gelelim. Birinde var, birinde boşaltılmış. Şimdi bunun metrajına bir bakalım. Metraj. Yani metresi ne? Bununla bunun metresi ne? Kaç metrede bu? Şimdi herkesin de istediği bu metre. Şimdi şöyle kaldıralım. Buradan Home'ye geldik. Map Wizard. Tıkladık. Sample Files'e geldim. Browse. Masaüstü. Tekrardan Out. Out'u tıkladık. Aç. Bekleyelim. Geldi. Bakın aynısı. İleri. Şunlara tıklıyoruz. Bu oldu mu hepsi gidiyor. Onun için bunu tıklamıyoruz. Devam. Finish. Geldi. İndirelim şöyle. Yakınlaştıralım. Daha sonra map dolsa geldik mi? Buradan döndürme ayarı. Track ball diyor. Şimdi şöyle döndürelim. Şimdi malzeme olan yer burası. Malzeme olan yer burası. Diğer delik var burada. Şunlar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şunlar da ufak tefek. Kaldıralım. Döndürelim. Malzeme olan yer burası. Şurası. Şimdi bunun metrajına bakalım. Bunu tıkladık. Şunu kaldırıyoruz. Bunu tıklıyoruz. Tekrardan mesure yani metre. Tıkladık mı arkadaşlar? Şunu bir kere tıkladık. Şurada metre çıktı. O orijinal metre yani ölçtüğünüz metre bakın arkadaşlar şurası tamam mı? Büyütelim. Tıkladık. Şimdi şöyle yapayım. 3, 4 metre, 5 metre, 6, 7, 8, 9, 10, 17 metre. Yani 17 metre aşağıda bu. Tamam mı arkadaşlar? 17 metre. Şimdi gelelim malzemenin nerede olduğuna. Şimdi ne demiştik? Burada. Yani 39, 84, 72. Gelelim. Şunu kaldıralım.
Şunu da kes. Şunu da gelelim. Şimdi 39, 84, 72 dedik. Buradan aşağı baktığımızda şöyle aşağıya, tam aşağısına, merkeze, yani şöyle yapalım. Şöyle 26, 6006, yani 6006.5 diyelim. 26, 6006.5. 26, 6006.5. Burası. Okey. Dediğimizde tam bize burayı verdi. Yani yer burası. Şöyle kaydıralım. Şimdi arkadaşlar, herkes diyecek ki ya niye burası diye. İşte öyle olmuyor. Nokta burası. Buradan sağa sola sapma ihtimali var. 5 metre, 10 metre. Tamam arkadaşlar. Yani tam noktasını vermez bu. Ben her videomda da söylüyorum. Noktasını vermez. Büyük ihtimal belki de buradadır malzeme. Deliği buradan çakmışlar ama belki de buradadır. Öbürküne bakalım. Şuna. Bakalım o nereye denk gelecek. Belki de bu delik bu deliktir. Hani boşaltılmıştır belki. Bakacağız şimdi. Şimdi bu ne demiş? Tam karşılığı 39, 84, 72. Tamam, 39, 84, 72 bu. Burası 26. Şöyle tıklarsak, şöyle yaparsak 26, 6008, 4 diyelim. 26, 6008'e 4. Okey. Dediğimizde gördünüz mü arkadaşlar? İşte. Bakın. Tam orası. Demek ki şurası, arkadaşım, burası boşaltılmış. Burası bak. Burası boş. Gördün mü? Burası dolu. Burada malzeme var kardeşim. Yani iki oda var burada. Biri burada, biri burada. Biri burada. Biri burada. İşte bu kadar. Şimdi arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Yani size faydalı olduysam ne mutlu bana. Videonun sonu bu. Abone olursanız sevinirim. Tekrardan teşekkür ederim. Umarım yaparsınız. Şu anki yaptığım linkler, yaptığım videonun şu grittir, ıvır zıvırdır falan filan hepsini ben açacağım bunun içine. Hatta atayım. Buradan alabilirsiniz. Uydu renklerini de koyacağım. Videonun altından alırsınız. Kendinize iyi bakın. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.